Sevgili dostlar, merhaba. Bir özel programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili dostlar, sevgili Barış Televizyonu izleyicileri, toplumumuzun gül yüzlü simalarından ve toplumsal hafızamıza kazınmış tarihimizin önemli karakterlerinden Mehmet Yaman dedemizi anacağız. Bundan bir yıl önce kendisi Hakk'a yürümüştü. Ruhu şad olsun. Kendisi sonsuzluk aleminde, ışıklar içerisindeyken eserleriyle, mücadeleci kimliğiyle, örnek çalışmalarıyla bizimle birlikte sonsuza kadar yaşayacak. Onun vermiş olduğu mücadele, temsil ettiği mücadeleci kişilik ve karakter, ortaya koymuş olduğu eserler Alevi toplumunun, Bektaşi toplumunun örnek eserleridir. Gelecek kuşaklara iftiharla sunacağımız gurur vesilelerimizdir. Bu vesileyle sizinle yaklaşık 1,5 saat boyunca telefon bağlantılarıyla da zenginleştirmek istediğimiz, sazımızla, sözümüzle duygularımızı dile getireceğimiz bir program yapalım dedik. Sevgili dostlar, yine stüdyomuzda o gül yüzlü, cemaline doyamadığımız sevgili dedemizin çok büyük miraslarıyla birlikteyiz. Hem manevi manada hem de somut olarak iftihar ettiğimiz yine çok değerli bir akademisyenimiz, çok değerli bir dedemizle birlikteyiz. Evet, Mehmet Yaman dedemiz her zaman gençlerin eğitimine önem veren, cemevlerinde, derneklerde, vakıflarda, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında eğitimle bu toplumun aydınlanabileceğini savunan bir değerli yazarımız da aynı zamanda. İşte onun ocağından, hanesinden, onun kültür yatağından, kütüphanesinden, sonsuz hoşgörüsünden gül yüzlü bir evladı şimdi Alevi toplumuna hizmet etmeye devam ediyor. Büyük, güzel çalışmalarıyla o da bizim iftihar duyduğumuz bir isim. Sevgili Ali Yaman, doçent doktor Ali Yaman, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde güzel akademik çalışmalarını da sürdürüyor. Sanıyorum yakında da profesörlük ünvanını da bu genç yaşta büyük başarıları sonucunda elde edecek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ve yine Hıdır Abdal Ocağı'ndan, Erzincan Kemaliye Ocak Köyü Hıdır Abdal Ocağı'ndan Mehmet Yaman dedemizin temsil etmiş olduğu o büyük ocaktan gül yüzlü bir dedemiz, sevgili kardeşi Mustafa Yaman da bizimle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Mehmet Yaman'sız bir yılı daha geride bıraktık. Acılarımızı dile getirsek tabii hüzünleniriz. Fakat hüzünler de insana yakışır. İnsana en çok hüzün yakışır. Ama mesele sadece hüzünlenmek değil, hep ileriye doğru ilkelerle beraber aydınlık bir geleceğe doğru yol almaktır. O vesilelerle hüzün günü olsa da gurur günü, mutluluk günü, içimiz coşuyor, onun eserleriyle coşuyor. Bu sabah onunla yaptığım söyleşilerin metinlerini okudum, onun kitaplarını karıştırdım. Ben de hüzünlendim, çok duygulandım ama çok da gurur duydum böyle bir dedemize sahip olduğumuz için. Evet, sevgili dostlar, kendisiyle yaptığımız söyleşide hayat öyküsünü anlatmıştı, yaşam öyküsünü anlatmıştı ama yine de biz sevgili gençlerimize, yürekleri pırıl pırıl merakla dolmuş gençlerimize yolumuzu, inancımızı, adet ve törenimizi, edep erkanımızı yaşatmak isteyenlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mehmet Yaman dede kimdir? Evet, Mehmet Yaman dede bir devrin tanığıdır. Cumhuriyet dönemi Alevi tarihinin temel taşlarından birisidir. Onun tanıklığı Aleviliğin tanıklığıdır. Bir cumhuriyetçi,
Atatürkçü öğretmenin yüreği yurt sevgisiyle dolu, vatan ve millet sevgisiyle dolu, Alevi-Sünni kaynaşmasını özümsemiş, hep güzel günler görmek isteyen, vatandaşlarımızın arzuladığı bir dünya özlemiyle dolu, idealist bir öğretmenle karşılaşırız. Mehmet Yaman, 1940, Erzincan, Kemaliye, Ocakköy'ü doğumludur. Daha 10 yaşında dedeleğe başlamıştır. Sazıyla, bağlamasıyla çok küçük yaşlarda tanışmıştır. Ölene kadar, sonsuzluğa uğradığımız güne kadar başucunda sazını eksik etmemiştir, yanından ayırmamıştır. O Alevilerin, Bektaşilerin telli Kur'an'ıdır. O 1400 yıllık büyük bir kültürün ve inancın hafızasının saklı olduğu en büyük hazinedir. O yüzden sevgili Mehmet Yaman dedemizi hatırlarken, onu sevgiyle anarken, onun her şeyden önce bir dede olduğunu, dede kimliğini çok belirgin bir şekilde yaşattığını söylemek zorundayız. Hayat onu İstanbul'a getirir. İstanbul'da yaşam koşulları içerisinde, hayatın mücadeleleri içerisinde her türlü zorluğu göğüsler ve en umutsuz anlarında bile Aleviliğin erdemleriyle dolu olduğu için hiçbir zaman umutsuzluğun dehlizlerine kapılmaz. Her zaman deyişlerle, Alevi ulularının nefesleriyle kendisini besler. Nurlar içerisinde yatan, yatsın dediğimiz sevgili Abbas Ertuğran ve Güllü Ertuğran'ın da destek ve gayretleriyle şu anda İlahiyat Fakülteleri olarak isimlendirilecek Yüksek İslam Enstitüleri'nde eğitimini görür ve bir öğretmen, genç bir öğretmen olarak hayata atılır. Hayatı maceralarla doludur, mücadelelerle doludur, destansı bir yaşam öyküsüyle doludur. Çünkü karşılaştığı birçok sorunda hiçbir zaman bir tarafsız, objektiflikten sapmayan, içi sevgi dolu kimliğinden ödün vermeden her zaman yaşamının peşinde koşmuştur. Dürüst bir öğretmen olarak, namuslu bir insan olarak her zaman emeğiyle geçinen emekçi bir insandır, aydın bir öğretmendir. Evet, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapmıştır ama her zaman da Yezid'in, Muaviye'nin İslamiyet'i nasıl sevgisiz hale getirmek istediğini, Ehl-i Beyt'in ışığının da nasıl İslam'ı karanlıklardan aydınlığa çıkardığını da bütün tavırlarıyla sergilemiştir. O yüzden yetiştirmiş olduğu binlerce öğrencisi, Alevisiyle, Sünnisiyle onu bugün de büyük bir sevgiyle yad etmektedir. Evet sevgili dostlar, İslam adına kan dökenler, İslamiyet'i karanlıklar içerisinde, putperestlikler içerisinde insan başı kesen, insan kanı döken bir din olarak göstermek isteyenlere karşı Aleviliğin, Bektaşiliğin yüce değerlerini yaşamıyla gösteren, öğretmenliğiyle bu güzel inancı var eden bir büyük değerimizdi Mehmet Yaman. Onu andığımız şu günlerde, şu anda Fransa'da, dünyanın dört bir tarafında, Afrika'da, Orta Doğu'da İslam adına işlenen cinayetleri ve terör eylemlerini ve sizlerin huzurunda o gül yüzlü dedemize sığınarak lanetliyoruz, kınıyoruz. Ve Türkiye'mizde de, bu güzel yurdumuzda da aynı oyunları oynayanları kınıyoruz. İslamiyet bir barış ve kardeşlik dini ise, Alevilik de bu inanç içerisinden gelen aynı aydınlığın en güzel damarıysa, İslamiyet'in gülen yüzüyse, barışçı, hoşgörülü bir yüzüyse, Ehl-i Beyt damarından beslenen bu zengin kültürü ise, onun da en güzel simalarından birisi Mehmet Yaman dedemizdi. Evet sevgili hocam, şimdi Mehmet Yaman bir temsilciydi.
en bilinçli, en kültürlü, en okumuş dedelerimizden birisiydi. Ama ben inanıyorum ki sizler de bu konuya çok emek verdiniz. Mehmet Yaman'ın temsil ettiği dedelik kurumu, Ehl-i Beyt soyu, yani Aleviliğin inanç boyutunu yaşatan diğer insanlar da Anadolu'da olsun, Balkanlar'da olsun, Aleviliğin yaşadığı bütün coğrafyalarda sanırım onun gibi hep sevgiden, barıştan, dostluktan, kardeşlikten yana tavır aldılar. Bunları aşıladılar insanlara, kaynaştırdılar. Ama İslam'ın bir de diğer yönü var. Onu karanlık şekilde göstermek isteyen yönü var. Aynı zamanda sizin de ilgi alanınız. Evet, şunu soralım. Bir barış ve kardeşlik dini ise İslam, onun içerisinde Alevilik gibi, Bektaşilik gibi farklı yorumlar, farklı tarikatlar, mezhepler de varsa, neden yüzyıllar boyunca hala bu terör eylemleri varlığını sürdürebiliyor? Şimdi tabii şöyle, dedelerimiz, yani bu yüzyıllar içerisinde Alevi Bektaşi dedeleri, babaları o sevgi ve hümanizm içeren deyişleriyle, dua zamanlarıyla bu yolu bugünlere getirdiler. Ben öncelikle Aleviliği, bu güzel yolu bugünümüze getiren bütün geçmişlerimize, huzurlarınıza rahmet diliyorum. Babam da dahil, o zincire dahil bir insan olarak Barış TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir programı bize bu imkanı sağladıkları için. Aslında biz Mehmet Yaman'ın şahsında o bütün Kul Himmet Ocağı'ndan, Pir Sultan Ocağı'ndan, Hıdır Abdal Ocağı'ndan, bütün bu ocaklardan dedelerimizin bir anmasını gerçekleştiriyoruz. Yani burada sadece bir kişi söz konusu değil. Onlar için de ne yapsak azdır. Yani bir defa bunu görmemiz lazım. Çünkü bugün bizim internetimiz var, televizyonumuz var, kalemimiz var, kağıdımız var. Ama sen Dersim'de, Erzincan'da, Malatya'da eskiden kağıdı kalemi nerede bulacaksın? Değil mi? O insanlar bu halde, o ocaklar bu güzel yolu bugünlere taşıdılar. Biz onlara değil kendimize bakmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? Oraya bakınca da gerçekten büyük eksikliklerimiz var. Yani hepimiz bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Şimdi Pir Sultan Abdal'ı ben düşünüyorum. Banaz köyünde o söylediği deyişlere bakıyorum. 500 yıl önce bunları nasıl söyleyebildi? Hani bugün üniversiteyi okuyan insan bunu söyleyebilir. Değil mi? İlkokula gidiyor, ortaokula gidiyor, liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. Ama o köyde, o hayat şartları içerisinde, o yaşadığı evde, bir düşünelim, bir canlandıralım kafamızda, nasıl bu güzel şeyleri söyleyebildi? Mesela ağaçlara seslendi. Kuzulara, koyunlara seslendi. Bütün deyişlerinde bunlar var. Bu işte diyor, İreşberler diyor, bu ineklere, öküzlere, bunlara iyi davranın diyor. Değil mi? Yani burada bir insan sevgisi, bütün doğa sevgisi, bütün hepsini kuşatan dedelerin müthiş bir bakış açısı var. Müthiş bir kavrayıcılığı var. Şimdi biz burada onları, o mesajı bugüne taşımamız gerekir. O mesajı bugüne taşımamız için de bütün bu tarihsel süreci, o inanç şeyini algılamamız gerekir. Biz tabii bugün bazılarımız işi siyasi boyutta götürmek istiyoruz. Yani Alevilik bir inançtır. Siyasetin dışında bir alandır bu. Çünkü siyasi alan insanları ayrıştırır, kutuplaştırır, parçalar. İşte bu uluslararası alanda yaşanan İslam'ın bugün içine düşürüldüğü bu kutuplaşmanın aslında temelinde siyaset yatıyor. Alevi Bektaşi toplumunun dışlanmasının temelinde, marjinalize edilmesinin temelinde siyaset yatıyor. Efendim, Şah İsmail ile mücadele ediyoruz. Şah İsmail'i tutan insanları tamamen bertaraf edelim. Her türlü iftiraya atalım deyip Ebu Suud efendilere, İbni Kemal Paşazadelere, Hamza Sarıgörezlere siyasi fetvalar yazdırıyorsun. Ve Cumhuriyet, işte bu Kızılbaş, Yezid, Şubu gibi kelimeleri miras alarak yoluna devam ediyor. Yani bizim burada gerçekten geçmişi çok iyi okumamız ve ona göre de geleceğimizi kurmamız gerekir. Burada da dedelerimizin mutlaka güncellenmesi gerekir. İyi eğitimli, yetişmiş, dünü bilen, bugünü anlayabilen ve geleceği de inşa edebilecek bir yapıya büründürülmesi gerekir. Şimdi babam tabii Ocak köyünden, o bizim güzel köyümüzden, Hıdır Abdal Sultan'dan çıkıp İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da zor, çok zor koşullarda
İşte söylediniz Güllü Bibi'nin, Abbas dayının, babamın deyimiyle. Onların destekleriyle okuyor ama canla başla da çalışıyor biliyorsunuz. O okulda da çok çileler çekti. Anılarını inşallah yayınlayacağız. Anılarını. Alevi olduğu için sınıfta bırakılıyor. Arkasında hiçbir kimse yok. Diğerlerinin olduğu gibi. Birilerinin ağababaları var. Onların o koruyucu mezheptaşları var. Ama Alevi olduğun için sen kenarda bırakılıyorsun. Bu nasıl kabul edilebilir? Yani bugün Türkiye eğer bütünlüğünü sağlayacak ve geleceğe gidecekse Alevi-Sünni ayrımının kesinlikle bir defa ortadan kaldırılması gerekir. Siyasilerin de burada, ben buradan nasıl oy devşiririm değil. Ben bu insanların birlikteliğini sağlayarak nasıl Türkiye'yi geleceğe taşıyırımı, taşımayı düşünmeleri gerekir. Ama maalesef siyaset buradan nasıl kendi çevremi buraya çekerim, nasıl onları toparlarım buraya diyerek bunun yanlış edebiyatını yapıyorlar. Ama görüyorsunuz uluslararası alanda da bu siyaset çökme noktasına geldi. Yani bugün uluslararası alanda bu mezhepçi siyasetin geldiği nokta İslam'ın tamamen olumsuz bir noktada imajının zedelenmesi noktasına geldi. IŞİD gibi efendim diğer örgütlerin temsil ettiği bir İslam, böyle bir İslam olabilir mi? Pir Sultan Abdal'ın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, onların temsil ettiği bir İslam, Ahmet Yesevilerin temsil ettiği bir İslam mı dünyada bugün İslam olarak sunulacak, yoksa kendilerinin ürettiği, kendilerinin yorumladığı, şey yaptığı, insanı insan olarak görmeyen, kendi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen ve kan dökücü, zalim bir anlayış mı İslam olacak? Tabii ki biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim dedelerimiz asla bunu kabul etmediler ve o yaşadıkları bütün olumsuzluklara rağmen bizim inanç anlayışımızı o güzel hümanizma üzerine oturttular. Oturttular. Bunu deyişlerde görebiliriz. Deyişlerde görebiliriz. O kadar güzel şeyler var ki Muhammed Ali'yi diyor candan sevenler yorulup yollarda kalmaz inşallah diyor. Mesela o kadar güzel. Yani o kadar güzel bizim yolumuzu böyle şiirsel şeyde anlatmış ki bizim büyüklerimiz. Bunun içinde de kötü bir şey bulamazsınız. Hep güzellikler, hep iyilikler ve bütün yaratılan her şeye iyi bakmak. Canlı, cansız her şeyi doğru bir şekilde değerlendirmek var. Onun için tabii bizim toplumumuz aslında babamdan yeterince de faydalanamadı. Çünkü o buyrukları, Şeyh Safi buyruklarını, efendim İmam Cafer Sadık buyruklarını, bizim cönkleri, Virani Baba'nın bütün o deyişlerin bulunduğu şeyleri okuyabilen yegane, hani bu konuyu bilen insanlardan birisiydi. Maalesef bizim kurumlarımız daha yeni yeni kendini bulmaya başladığı için bizim bu değerlerimiz ne oluyor, nereye gidiyor? Özellikle o bilgili eski dedelerimiz yok oldu bir bir. Bunu izledik hüzünle. Onlardan nasıl olur da daha hızlı bir şekilde istifade ederiz, yararlanabiliriz diyemediler. Küçük örgüt, dernek mücadeleleriyle ömrümüz geçti. Şu 20-25 yılımız böyle geçti. Hepimiz biliyoruz bunları. Ne yazık ki o yitip giden dedelerimizi bir daha bulmamız mümkün değil. O zaman yani artık bunu yapamayacaksak bundan sonra en azından biz aklımızı başımıza devşirip bir taraftan o yaptığın işleri yine yap ama esas benim yolum nereye gidiyor? Bu geleneklerimiz bugüne nasıl geldi? Alevilik nasıl bir şeydir? Bunun üzerinde oturup düşünmemiz ve o Anadolu'nun değişik bölgelerinde hala bugün yaşayan dedelerimizin mutlaka kayıt altına alınması gerekiyor. Ben inanıyorum eğer bunu yaparsak babam da dahil bütün bu geçmişlerimizin ruhu şad olacak. Onlar da gerçekten bizden hoşnut olacaklar. Ben şahsen yapmaya çalışıyorum bu şeyleri. Siz yapmaya çalışıyorsunuz. Yani biz bunları bir şekilde elimizden gelen neyse yapıp o dedelerimiz bu dünyadan göçüp gitmeden onların akıllarındaki o çocukluklarından gördükleri köylerinde aldıkları o terbiyeyi, o bilgiyi, o bilgi dünyasını diyelim hayata geçirmemiz lazım. Bakınız bir Aşık Veysel yetiştiremiyoruz artık. Aşık Veysel. Aşık Veysel o sözleri nasıl söyledi? O bulunduğu köy bir Alevi köyüydü. Kızılbaş Alevi köyüydü. Ve orada aldığı, o duyduğu şeyler sayesinde o cümleleri söyleyebildi. O güzel, mesela işte kara toprak,
Bunu bir başkası söyleyebilir mi? Bakın bugün birileri bizim Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Veysel'in şeylerini kullanıyor. Niye? Çünkü kendi toplumunda bunu söyleyen insanlar yok. Alevi toplumun içinden bunlar ancak çıkabilir. O dünyada bu üretilebilir. Onun için biz onlara ne kadar borçluyuz, onların borcunu ödeyemeyiz. Gece gündüz çalışsak da bence bu yolu bugünlere getiren Pir Sultan Abdalların, Hıdır Abdalların, Karacaahmet Sultanların, Baba Mansurların. Onlara borçlarımızı ödeyemeyiz. Ben bunu hissediyorum, düşünüyorum ve gerçekten hafta sonu, hafta içi neyse sadece bu konulara eğilmeye çalışıyorum. Yani benim dedelerimize borcumuzu ödemekten başka bir derdimiz olmamalı diye düşünüyorum. Yöneticilerimiz de bunu böyle algılasınlar ve çalışsınlar diyorum. Ne diyeyim? Çok teşekkür ediyoruz ama tabii ki yöneticilerimizin önemli bir kısmının sizin gibi düşündüğünü sanmıyorum. İşte seçimler geliyor. Şimdi göreceğiz. Fırıldaklar meydana çıkacak. Pişmiş kelle gibi sırıta sırıta kendilerine oy isteyen milletvekili adaylarını, yani Alevi Bektaşi kurumlarının başında bulunup da siyasete hevesli olanları hepsini izleyeceğiz. Büyük maskaralıklarını göreceğiz. Evet, ey gül yüzlü Mehmet Yaman dedem, sen seni sevenlerin gönlünde yaşıyorsun. Yazdığın eserlerle yaşıyorsun, ilkelerinle yaşıyorsun, değerlerinle yaşıyorsun. Sevgili dostlar, peki Mehmet Yaman dede ismi başka neler çağrıştırıyor bize? Mehmet Yaman bir devrin tanığıydı dedik. Temmuz 1966 yılında yayın hayatına giren Cem dergisinin isim babasıdır Mehmet Yaman. Uzun yıllar yayıncılık dünyasında da matbaalarda da hem sevdiği için, hem heves ettiği için, hem de ayrıyetten çalışmak zorunda olduğu için, ki düşünün yani Türkiye'de değişen bir şey yok. Bir öğretmen kendi maaşıyla gerçekten geçinemiyor. Kendi bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ama daha çok da yol aşkıyla bu çalışmaları hiçbir zaman bırakmadı. Ve ölümsüz bir eser olan Gerçekler dergisini, gazetesini çıkardı. Onun başarıları sadece yayın dünyasıyla sınırlı kalmadı. İnsanları bir araya getirmek, o güzelim sanatçıları, o güzelim dedeleri, yazarları bir araya getirme konusunda da büyük mücadeleler verdi. Kendisi bir yazardı, gazeteciydi aynı zamanda. Bir gazeteci olarak söyleşiler yaptı, fotoğraflar çekti. Yüreğindeki sevgi ateşini aynen Ali Yaman'ın dediği gibi Aşık Veysel'lerin, Mahzun-u Şerif'lerin, Ali Ekber Çiçek'lerin dünyalarına girerek perçinledi. O yılmaz bir savaşçıydı. Nerede bir Alevi Bektaşi etkinliği varsa, büyük zorluklar içerisinde bile olmuş olsa fedakarlıklarda bulunarak onların içerisinde yer aldı. Hep yapıcıydı. Şahkulu Sultan dergahında bir kütüphanenin oluşması, dedelerin oralarda cem yapması konusunda da önce oldu. İlk cemleri zaten kendisi yaptı. Yurt dışında eğitim seminerleri verdi. Çok iyi hatırlıyorum. Mannheim'da, Londra'da, ta Avustralya'ya kadar çağrılan yerlere gitti, üşenmedi. Oralarda hasta olma pahasına, zor imkanlarda, darlıklar içerisinde yaşam mücadelesi vermesine rağmen, ki bunun bir getirisi yoktu kendisine manevi manadan başka, 5-10 tane öğrenci yetiştiririm, onlara Aleviliğin değerlerini, dedeliğin değerlerini anlatırım mücadelesiyle yurt dışındaki derneklerde de görev aldı. Şu anda üzülerek izliyorum. 2013 ve 14 yılları içerisinde toplam 100 gün büyük imkansızlıklar içerisinde ben de o Alevi derneklerini gezdim Avrupa'da. Utanç duydum. Aynen Türkiye'de olduğu gibi oradaki derneklerin, vakıfların, cemevlerinin de doğru dürüst ne misafirhaneleri var, ne eğitimden haberleri var yöneticilerinin, ne kültürden, ne dedelikten, ne inançtan. Gül yüzlü insanlar çok, sevgi dolu insanlar çok. Ama bir kuşatılmışlık var şu anda Alevilik içerisinde. Mehmet Yaman dedemiz de bunları eleştiren, her zaman bilimsel araştırmaların önemini vurgulayan, akademilerin kurulmasını vurgulayan,
ve yazdığı eserlerle de bunların önünü açan bir değerli aydın dedemizdi. Ondan fazla eseri vardır. Alevilik kitabı klasikleşmiş eserler arasına girmiştir. İçerisinde Aleviliğin olmazsa olmaz tarihi, erkanları, ibadeti, cem ve müsahiplik gibi temel konuları, temizlik gibi temel konuları bu kitapta mevcuttur. Alevilikte cem hizmetleri, cenaze hizmetleri ve Aleviliğin temel yazılı kaynaklardan olan buyruklardan yapmış olduğu derlemelerle bu alanda büyük boşluklar doldurmuştur. Ve ozanlara büyük ilgisiyle halk ozanlarımızın eserlerini derlemiştir. Kendisi Alevi dedeleri içerisinde Arapçayı, Farsçayı bilen, İngilizceyi çok iyi bilen ve İngilizce öğretmenliği yapabilecek düzeyde bu dillere vakıf çok önemli bir şahsiyetken maalesef Alevi kurumları onun değerini yeteri kadar bilemediler. Fakat nerede işe yaramaz, kurnaz, çıkarcı, egosunu Alevi toplumunun değerlerinin üzerinde görebilen insanlar varsa maalesef onların hep sözü yürüdü. 25-30 yılımız maalesef onların hegemonyaları altında boşu boşuna geçti. Evet, cemevleri yaptık. Alevilik büyük kazanımlar elde etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bile davalar kazandık ama Aleviliği araştıracak, Aleviliğin geleceğini aydınlatacak maalesef bir akademi, bir enstitü bile kuramadı bu Alevi kurumları. Evet sevgili dedem. Eyvallah. Mehmet Yaman dedemiz bir inancın, evet, bir kültürün içerisinden geldi. Sazlarıyla, evet, deyişleriyle, nefesleriyle yaşam buldu, hayat buldu. Onlardan beslendi, gıda aldı. Aynen yüzyıllar boyunca milyonlarca Alevi'nin beslendiği gibi. Çok dertli bir toplumuz, çilelerle örülmüş bir yaşamımız var. Bizler de işte hafızamızı, ruhumuzu, özlemlerimizi, aşklarımızı, çilelerimizi, her şeyimizi belki de yüzlerce kitapta yazılabilecek deyişlerimize aktarmışız. Evet. En büyük hazinemiz olan telli Kur'an'ımızı, sazımızı telini saklıya saklıya, evet, bugünlere getirmişiz. Zaten evet, size söz vereceğim, evet, ve sizden özellikle de o Erzincan Kemaliye Ocakköy'ünden Hıdır Abdal Karacahme Sultan dergahından, o inancımızın gözelerinden bir şeyler bize terennüm etmenizi, evet, isteyeceğim. Eyvallah. Ki Mehmet Yaman dedemizin ruhuna gitsin, onunla beraber bugüne kadar sonsuzluk alemine göçmüş dedelerimizin ruhlarına gitsin. Allah Allah. Allah. Onlar yolumuzu satmadılar, satılmadılar. Eyvallah. Onlar boyun bükmediler. Her türlü namert oyunlarına karşı sakalları kesilse de, sazları kırılsa da kızılbaşız dediler. Evet. Kimliklerini haykıra haykıra bugüne geldiler. Bakalım nasıl İlk geldiler. Mert olarak. Evet. Meydanda bakalım mert olarak gezdiler. Çok, eyvallah, şükür yani. Şimdi rahmet abim, dedemiz Mehmet dede, ben 65'te geldim, tamam mı? İstanbul'a geldim o zaman. Geldiğim zaman yanında bir sene kaldım ben tebabim, bir sene falan okuyordu. Son sınıfta falan okuyordu. Şimdi hem okuyor, hem de Ali Ekberler, ondan sonra Davut Sulari, Feyzullah Çineller, Aşık Daimiler. Haftada bir abimin oraya gelirdi. Şeyde Ali. Evet, Kabak, Abbas dede, Kabak dedeler. He, İbrahim dede, köyümüzün dede, büyük dede. En son asrın, biliyorsun, meydanlar usta zaten İbrahim dede diye en son. Turan Engin'i de çok severdi. Turan Engin gelirdi abim. Orada toplanırlardı. Ondan sonra cemler ta o zaman 65'te, ondan evvel tabii devam ediyor. 1400 sene evvel. Onlar ayrı. Ve Abbas dayı dediniz ya, Abbas dayı zaten abim en büyük çok faydası olan, mekanı cennet olsun, Abbas, hı, Ertuğrul, Güllana onlar. Ve onun konağı vardı. Hepsi toplanırdı oraya. Abbas dayıyla orada. Orada cemler yürürdü bak o zaman. Biz ne yapalım? Şimdi biraz daha çok millet gelsin. Cem yapalım, cemaat yapalım Ali.
Karacaahmet Sultan. Niyazi olsun gidiyorlar oraya. Ne yapalım burayı böyle, tamam, başlıyorlar. Abim işte Abbas Dayı, Güllanalar falan geliştirelim. Orada millet daha toplansın falan. O zamandan başlıyor yani diyeceğim Karacaahmet Sultan'ın. Yani abicim diyeceğim, yani ta köyden gelişi ve sonuna kadar büyük mücadeleyle mert olarak devam etmiştir. Yok, daha uzun tabii zaman şey olmasın. Ben devam bir, ederiz şimdi bakalım. Ederiz. Ben şimdi köyümüzden Kadir Abdal Sultan'ın bir deyişini söyleyeyim. Eyvallah. Telli Kur'an'ımız, sazımız, deyişlerimiz de Kur'an'ın tercümesi. Ben öyle diyorum yani. Çünkü öyle deyişlerimiz var ki, aradılar yeri göğü, hak müminin kalbindedir. Okudular dört kitabı, hak müminin kalbindedir. Hak nerede oluyor? Demek ki insanda. Eyvallah. Yeter ki. Doğru. Evet. Hak müminin kalbindedir. Tabii, nerede evet. Olacak? Evet. Eyvallah. Kadir Abdal Sultan'dan bir tane söyleyeyim, eyvallah. Kesilir dost dost Ali dost senin üstünde niyazlar edilir, niyazlar edilir yüce postunda, dertlilere derman derman senin destinde. Derdimin dermanı ver Kudur Abda eyleman. Dertlilere derman derman dostu senin yolunda. Derdimin dermanı ver Kadir Abdal. Fakir Ahmet'in dostu, maksut muradı. Bu fakir Ahmet'in dostu, maksut muradı. Aleme saldı,
ceddimin adı. Gözü Karaca Ahmet dostuz pirin evladı. Derdimin dermanı Erkıdır avdayı el aman. Ahmet pirin evladı, derdimin dermanı dostuz ver hıdrabdayı eleman nüvet dost. Evet, Karaca Ahmet evet, Sultan'ın, evet. Hıdır Abdal evet, Sultan'ın demi devranı yürüsün Allah Allah, Allah ve Allah. Dertlilere derman olsun. Allah Allah. Çünkü Düşkünler Ocağı olarak bilinen Hıdır Abdal Sultan Ocağı, yüzyıllar boyunca Anadolu Alevilerinin, özellikle ocaklarımızın büyük saygı ve hürmet duyduğu ana yapılardan birisidir. Karaca Ahmet Sultan da dertlilere derman dağıtan, hastalara şifa dağıtan, insanların gelip sığındıkları ulu dergahlarımızdan birisidir. İnanışımıza göre Hıdır Abdal Sultan Karaca Ahmet evlatlarındandır. Ve şu anda da türbesinin bulunmuş olduğu Erzincan Kemaliye Ocak Köyü'nde sonsuz huzurlar içerisinde yatarken dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Ocak köylüleri de aynen Mehmet Yaman dedem gibi oldukça misafirperver, oldukça temiz, görgü seviyesi çok yüksek olan bir köydür. Okuma, yazma oranı yüksek olan bir köydür. Aynı zamanda da bütün çevre bölgesinde, illerde, ilçelerde, köylerde bilindiği gibi de Alevisiyle, Sünnisiyle insanları kucaklayanların olduğu bir köydür. Her zaman için oradaki muhtarlık gelenlere hizmet vermektedir. Ve orada çok önemli bir müzemiz vardır, cemevimiz vardır, tarihi mezarlarımız vardır. Örnek bir köydür, iftihar duyacağımız bir köydür. Alevilerin gurur duyabileceği, örnek olarak gösterebilecekleri bir köydür Ocak Köyü. Bu nedenle gerek geçmişte, gerek bugün Ocak Köyü'nün yaşaması için, daha da gelişmesi için çok büyük emekleri olanları saygıyla anıyoruz. Çünkü maddi manevi her yönüyle hizmetin birbirinden ayrılan yönü yoktur. Parası olan para verir, hizmeti olan hizmet verir, nefesi olan nefes verir ve orada yaz-kış zamanını insanlara hizmet için veren oradaki muhtarımız başta olmak üzere ilgilenen tüm canları da sevgiyle selamlıyoruz. Evet, sevgili dostlar, Mehmet Yaman'ın ilk eserlerinden birisi de Karaca Ahmet Sultan'la ilgili olandır. Karaca Ahmet'in kimliği, kişiliği, tarihsel yönleriyle elle tutulur bir şekilde kitap haline gelmesi Mehmet Yaman dedemiz sayesinde olmuştur. O yüzden onun öncü çalışması bir çığır açmıştır. 1974 yılında. 1974 yılından yapıldı. Bugüne kadar Karaca Ahmet o eserle beraber daha da canlanmıştır. Ve şunu söylememiz gerekiyor sevgili dostlar. Mehmet Yaman dedelerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi konusunda da her zaman fikirler ortaya koymuştur ama maalesef kurumlarımız onun o görüşlerine fazla kulak vermemiştir. Çünkü dedelik kurumu elbette ki tarihsel olarak büyük görevler üstlenmiştir ve bundan sonra da üstlenecektir. Aleviliğin olmazsa olmazıdır. Aleviliğin temel ibadeti olan, cemlerin temel aktörleri olan kişilerdir. Ama günümüzde son 50-60 yıllık yaşanan yozlaşma, kentleşme olgusu, değişen yaşam koşullarından dolayı, dedelerin dedelik yapamamasından dolayı, şu anda onların mutlaka yeni genç kuşakların, orta yaşlardaki kişilerin eğitimden geçirilmeleri gerekir. Peki bu dedelere nasıl bir eğitim verilecek? Bir ilkokul çocuğuna verilir eğitim gibi onlara bir eğitim verilemeyeceğine göre hangi yol ve yöntemler kullanılarak dedelerimiz birlikte cem yapma,
Aleviliğin değerlerini yaşama ve yaşatma konusunda eğitime tabi tutulacaktır. O yüzden Mehmet Yaman dedemizin 20-25 yıl öncesinden de bu tip çalışmaları vardı. Karacaahmet Sultan dergahında bu çalışmaları yaptı ama maalesef yine yenemediğimiz hastalıklarımızdan dolayı bunlar başarıya ulaşmadı. Evet, telefon bağlantılarımız olacağını söylemiştik. İlk telefon bağlantımız geliyor. Alo. Alo. Ha, merhaba, Ali Bey'le görüşüyorum sanırım. Evet. Ali Kaya, sevgili yazarımız, merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum Bayan Bey. Efendim, sizlerin de Mehmet Yaman dedemizin çalışmalarıyla çok yakından ilgilendiğinizi, onun değerinin yeterince anlaşılamadığını, onun vermiş olduğu derslerle, özellikle Arapça dersleriyle, eski yazı dersleriyle, Kur'an dersleriyle Alevi dedelerinin, Alevi gençlerinin çok güzel bir şekilde yetiştirilebileceği yönünde çok güzel fikirleriniz vardı. Bir dönem görev yaptığınız Cem Vakfı Alevistan Din Hizmetleri Başkanlığı'nda aslında Mehmet Yaman gibi dedelerimizin kilit rol oynaması gerektiğini, onlardan yararlanmamız gerektiğini söylemiştiniz ama maalesef o görüşleriniz herhalde tozlu raflara kaldırıldı. Onun yeterince değerleri anlaşılamadı. Biraz konuşalım, sohbet edelim. Buyurun. Şimdi Mehmet dede gerçekten ben 2004-2006 yıllarında Cem Vakfı Genel Sekreteriyken benim için Mehmet Yaman Evlad-ı Resul nüshesinde bütün güzelliklerini, geliğini, rahatlığını, tepkisini, hoşgörüsünü üstünde taşıyan bir kamil bir insandı. Ve Mehmet Dede Yaman Alevi toplumunun yetiştirdiği gerçek inançlı bir kişilikti aynı zamanda. Gerçekten ben o dönemde 14 tane kurs açtım. Mehmet Yaman'dan çok yaralandım. Hem onun bilgeliği, hem turaplığı, hem hoşgörüsü, hem sevgisi, hem güzelliği her konuda bir şekilde faydalanmıştık. Ama Alevi toplumu Mehmet Yaman'ın değerini demedi. Mehmet Yaman dede 5 dil bilmesine rağmen, Alevi inancını, felsefesini çok iyi bilmesine rağmen, asimilasyona karşı çıkmasına rağmen ve bir çalışmalar yürüten bir kişilikti. Benim için çok değerli ve yeri doldurmayacak bir kişiye sahipti. Onun o dönemde Mehmet Yaman Dede ile beraber Din, Kültür ve Ahlak kitabının hazırlanmasında Alevi inanç ve ritüelleriyle ilgili din dersi kitaplarının rapor edilmesinde çok ciddi çalışmalar yaptık birlikte. Yine Alevi Din, Kültür ve inancı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı'na verilmek üzere taslak metin hazırlamıştı. Mehmet Yaman 12 tane eserin ötesinde gerçekten Alevi toplumuna her anlamda çok ciddi katkıları oldu. Onun Cafer-i Sadık buyruğunun hazırlamasında da çok ciddi emeği geçti. Alevi toplumu bu gibi değerleri zamanında bilmiş olsaydı Mehmet Yaman'da çok daha iyi şekilde yararlanırdı, çok ciddi şekilde fayda sağlardı. Ama Mehmet Yaman'ın yerini dolduracak bir şey daha henüz bulamadı. O genç bilge insandı, kişilikti benim gözümde. Bütün güzellikleri taşıyan bir insandı. O insan-ı kamildi. O anlamda ona çok ciddi bir şekilde büyük bir saygım vardı. Onu rahmetle anıyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sizi sevgiyle selamlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler olsun. İyi akşamlar. İyi günler. Evet. Bu vesileyle sevgili izleyenlerimize, dostlarımıza da yarın 10 Ocak Cumartesi günü de saat 14'te Karacaahmet Sultan Dergahı'nda Mehmet Yaman dedemizi dostlarıyla birlikte, sevenleriyle, ailesiyle, köylüleriyle birlikte anacağımızı duyuralım. Yarın yani 10 Ocak Cumartesi günü saat 14'te, saat 2'de öğleden sonra Karacaahmet Sultan Dergahı'nda Mehmet Yaman dedemizin lokması vardır, anması vardır. Konuşmalar yapılacak ve onu seven yüzlerce insan bir araya gelecek. Onun adına Karacaahmet Sultan Dergahı'nın ve ailesinin vermiş olduğu lokmayı paylaşacaklar. Bunu da sevgili izleyenlerimizle paylaşalım. Evet sevgili dostlar, yana döne niye eğitimden bahsediyoruz? Eğitim, bilim, araştırma olmadıktan sonra asla ve asla Alevi toplumu da, dünyanın hiçbir toplumu da, inancı da bir yere gidemez, varamaz. O yüzden bu konular üzerinde çok duruyoruz.
Bir reklam aramız var. Aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar.